Evet, tekrar herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Şu an gördüğünüz gibi inanılmaz bir noktadayım. Çok gururlu ve onurluyum şu anda. Milli Muharip uçağımız Kaan'ın kokpitindeyim. Ve bu noktada Türkiye'nin 5. nesil üreteceği ilk uçak olacak ve gerçekten de inanılmaz özelliklere sahip. Öncelikle görünmezlik oldukça yüksek olacak Kaan'da. Hemen şuradan gösterelim. Çift motorlu ve ciddi anlamda da büyük bir mühendislik başarısı. Hem yüksek teknoloji hem de yüksek mühendislik başarısının birleşmesiyle ortaya çıkan mükemmel bir sonuç aslında. Kaan Milli Muharip uçağımız şu anda yer testleri başladı. Jet motorları takıldı. İki jet motoru var. Ve testleri hala devam ediyor. Bakın bu noktada ekipler de çalışmaya devam ediyorlar. Ve bu test süreçlerinin ardından da artık yaklaşık 2 sene içinde de seri üretimine geçilecek. Uçuş testlerine başlanacak. Ve bu noktada ciddi anlamda önemli bir katkı sağlayacak Türk savunma sanayine. Aslında Türk savunma sanayinin geldiği, teknolojik olarak, bağımsızlık olarak geldiği noktayı gösteren en önemli projelerden biri. İsterseniz gelin biraz da detaylarını anlatalım sizlere, teknik özelliklerini anlatalım. Sonra tekrar devam edeceğiz. Kaan Milli Muharip Uçak, çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava ve havadan yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan 5. nesil jet muharip uçak projesi. MMO'nun ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması bekleniyor. Gelelim teknik özelliklerine. Her şeyden önce Kaan Milli Muharip Uçak 5. nesil bir savaş uçağı. Uzunluğu 21, kanat açıklığı 14, yüksekliği ise 6 metre, 55 bin fit ve üzerinde yüksekliğe çıkabilecek. Hızı ise yaklaşık 1.8 Mach ve 2.2 Mach arasında olacak. G limitleri ise +9, -3.5 G. Uçakta bulunan aviyonikler ise Aselsan'ın yerli AESA radarı, bütünleşik RF sistemi, sentetik açıklıklı radar sistemi, kızılötesi arama ve takip sensörü, elektrooptik hedefleme sistemi ve kaska monteli nişan gaz sistem. Evet, teknik özelliklerini kısaca anlattık size. Kaan Milli Muharip uçağımızın bakın. Gövde tamamen titanyum alaşımlı ve burada üretiliyor. TUSAŞ'ta tüm metal aksamı da burada geliştirildi ve bu alan, şu alanı görüyorsunuz. Bu alan seyir füzelerini, normal roketleri, lazer güdümlü füzeleri içeride taşıyabiliyor. Tabii bu ne katıyor? Görünmezlik, radarda daha az iz bırakma özelliği katıyor Kaan'a. Gerçekten mükemmel bir ürün ortaya çıkmış durumda. Teknoloji ve mühendisliğin birleşimi mükemmel bir ürün Kaan. Bu arada tabii tekrar hatırlatalım. Türk savunma sanayinin bağımsızlığının, teknoloji ve inovasyonunun geldiği noktayı da en iyi gösteren ürünlerden biri bu. 5. nesil savaş uçağımız ki F-35'ler, Su-57'ler artık bunun rakibi olacaklar, Kaan'ın rakibi olacaklar. Bu açıdan da oldukça önemli bir proje. Elimizden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştık, göstermeye çalıştık. Ben İsmail Umut Arabacı, bir başka videoda da sizlerin karşısında olacağım.